Yok burada. Zaten Elazığ'a ilk otobüs 11.30'daymış. Ne işleri var burada? Şurada bir çay içelim. Olsun. Biz burada beklemeye devam edeceğiz. Elleri mahkum. Er ya da geç damlayacaklar buraya. Nail abi nerede? Birden karnına acayip bir ağrı saplanmış. Tuvalete koştu bari. Tuvalete mi koştun? Evet abi. Çaycı, biz oradan 3 çay. Anlat. Ondan sonra kadın bana dedi ki... benim kocamın adı Kürşat değil ki. Hakan. Hakan onun adı, Hakan. Hakan çok iyi ya. Hakan ya. Muhallebi çocuğu gibi. Aile babası. Hem de nasıl. Ama yine de bu kadar güzel bir kızı olduğu için onu kutlamak gerekir, öyle değil mi? Aslında ben bile hala inanamıyorum bunun Kürşat'ın kızı olduğuna, biliyor musun? Neden? Ya bir Kürşat'ın tipine bak, bir de şu kızın şirinliğine. Sen hala inanabiliyor musun sahiden ha? Doğru mu söyledim ulan Ayvaz? Çok doğru söyledin abi. Ağzına sağlık abi. Bir şeyi unutuyorsun Rıza. Bu Kürşat'ın kızı değil ki. Değil mi? Hakan'ın kızı. o zaman Hakan Bey'in şerefine içelim. Kürşat öldü, yaşasın şerefe. Hakan. Bir dakika bekler misin? Hayır hayatım, sana demedim. Bozuk para arıyorum. Affedersiniz, 10 milyon bozunuz var mı acaba? Maalesef yok. İçeri sorsam? Tabii buyurun, sorabilirsiniz. Hı-hı. Teşekkür ederim. Sana demedim canım. Taksi bekleyin. İçeri giriyorum. Telefon açık olacak. Bence bu hiç iyi bir fikir değil aşkım. Gel vazgeç, başka bir plan yapalım ha. Benim işaretimi bekleyin Hakan. Abi giriyor içeri. Kimse yok mu? Buyurun, iyi günler. İyi günler. Şu anda servis kapalı, 7'den sonra. Yo, ben 10 milyon bozunuz var mı diye sordum. Yok valla. 5 dakika önce bizim nalburunun kağıdını bozduk. Yani keşke olsaydı, sizinkini de bozsaydık. Takside kapıda bekliyor. Keşke olsaydı ama yok işte. Sizde bulunur mu acaba? Ne bulunur mu? Bozuk para arıyor. Yok galiba. Ben ne yapacağım şimdi? Karşıda balıkçı var. Bir de oraya sorun isterseniz. Ay yok. Sordum. Onlarda da yokmuş. Başka kimse yok mu burada? Bir de onlara sorsak. Yok. Yalnız biz varız. Biz de hazırlık yapıyoruz işte. Yalnız siz varsınız öyle mi? Yani üst katta, arkalarda falan kimse yok. Herkes 6'dan sonra gelir. Hı-hı. Kimse yok mu? Aferin bebeğim. Aferin bebeğim. Tamam. İçeri giriyoruz. Hadi Yusuf. Tamam. Rıza Bey'e sorsanız onda vardır belki. Sen Rıza Bey'i nereden tanıyorsun? Benim rahmetli kocamın çok yakın bir dostudur da kendisi. Rahmetli kocanın öyle mi? Sakın. Sakın. Rıza Bey bugün yok mu yani burada? Maalesef. Bugün yeni yerde kendisi. Ya yeni yerde öyle mi? Anlıyorum. Biraz alabilir miyim acaba? Tabii tabii. Ne demek? Birden tansiyonum düştü herhalde. Oturun bekleyin isterseniz. Vallahi Rıza abi sizin gibi böyle güzel bir kadının gelip de kendisini bulamadığını duyunca çok üzülecek. Başka bir zaman inşallah. Buyurun. Siz zahmet etmeyin, ben dökerim. Gözüm! Cemal! Gözüm! Cemal! Gözüm! Gözüm yandı! Cemal! Hayır! At onu! Gözüm! At beni! Kimsin sen? Ne istiyorsun? Sakın! Sakın! Yat! Yat yere! Yat ulan yere! Yat! Aferin karıcığım. Tamam, tamam geçti. Bu defalık iyi iş başardın. Ama bir daha bunu asla yapmayacaksın. Buna izin veremem. Hakan. Hadi be Kürşat abi, hadi be Kürşat abi. Sen ne bakıyorsun lan öyle, he? Ruslu dur.
Rıza yeni yerindeymiş Hakan. Rıza yeni yerindeymiş. Ters! Sakın! 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 Rıza'nın yeni yeri nerede söyle bana. Rıza'nın yeni yeri nerede ha? Söyle, Rıza'nın yeni yerini söyleyin bana. O kolay iş Gülsüm Hanım. Ben size hemen Bodrum'dan bir tekne ayarlarım. Önce İstanköy'e geçersiniz. Oradan da ver elini Avrupa'nın istediğin yeri. Değil mi lan Toraman? Doğru söylüyorsun ağam. Hayatımda bin yaşa abi. Bak bu iyi olur işte. Ortalık toz duman. Toz yere inene kadar biraz kaybolmakta fayda var. Aslında ben sizi Bodrum civarında bir yerde de saklayabilirdim ama... Yok. Yurt içinde olduğum sürece o Kürşat kokumu alıp bulur beni. Senin kokunu bir alan hiç unutamıyor ki Gülsüm Hanım. Bak, benimle Avrupa'yı gezmek ister misin Damla Hanım? Ha? Hiç sanmıyorum. Niye öyle diyorsun? Ne güzel Paris'e, Roma'ya falan gideriz beraber. Oradan kart atarız Hakan babana. Bence sen yakında hapishaneden kart atacaksın babama. Rıza. İyi cevap verdi şimdi kız, kabul et Gülsüm Hanım'ı. Çok geç kaldım. Acele edersen vapur yetişirsin aslında. Gelmişken Nermin Hanım'ı da görseydim aslında. Annem komşulara gidecekti. Orada takıldı kaldı herhalde. Neyse. Sen alın benim tamam, yerimi güzel. Öpersin. Al notlar için sağ ol. Kaybetmezsen sorun yok. Merak etme, kaybetmem. Hey genç. Dur bakalım, nereye gidiyorsun böyle? Ne? Kimliğini çıkar bakalım. Ne? Ne dediğimi duydun dostum, kimliğini çıkar çabuk. Bana bak, bu kimlik sahte falan değildir değil mi? Sahte mi? Burada soruları sadece ben sorarım dostum. Ne? Bak hala soruyor ya. Hala soruyor ya. Geç bakayım ama... şöyle. Aç bacaklarını iyice aç. Aç. Adın Nihat demek. Sizin için bir mahsuru yoktur umarım. Orasını henüz bilmiyorum dostum. Kaldır el yukarı. Bu ne? Cep telefonum. Çıkıp bakacağım. Ne yapıyorsun? Kaldır el yukarı. İndirmeden nasıl çıkaracağım cep telefonunu? Ha, doğru ya. Tamam, onu indirebilirsin aşağıya. Allah bilir Melih'in cep numarası vardır bu telefon içinde. Kimin? Bana bak. Öyle hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi numara yapma. Var ya, sana şimdi bu cep telefonuyla bir tane vururum. Kapsam alanı dışına çıkarsın ha. Ben ne dedim şimdi ya? Cevap verme bana. Melih'in cep numarası var mı bunun içinde? Var tabii. Ne? Ne yapıyorsun ya? Sen bittin oğlum. Ne kes sesini. Kes sesini. Ne yapıyorsun? Ha? Elin sevgilisinin cep numarası senin telefonunda ne arıyor? Elin sevgilisinin mi? Ha? Sen ona mesaj yazıyorsundur Allah bilir. Ya arada sırada yazıyorum, ne olacak ki? Allah! Al sana mesaj! Melek! Al sana mesaj! Melek! Al sana mesaj! Yapmayın! Ne yapıyorsunuz ya, durun! Ya Melek! Ne yapıyorsun? Ya Melek, kurtar beni bu zürdelinin elinden. Bana bak, doğru konuş. Var ya... Şu an işlik dışı brusleşme yaşıyorum zaten. Bir uçuyorum üstüne, elimden bir kaza çıkar ha. Ne yaşıyormuş bu ya? Ne bileyim ben. Bak şimdi, seni çözüyorum. Ama bir daha bu kızı rahatsız edeyim deme, tamam mı? Kızı rahatsız etmek mi dedin? Berk, ne saçmalıyorsun ya? Kimsenin kimseye rahatsız ettiği yok. Ne öyle o zaman seni evine kadar takip etmeler? Ha? Böyle zorla çay içmeler, poğaça yemeler. Zorla mı? Nihat benim kuzenim Berk, yani dayımın oğlu. Dayın oğlu mu? Evet, dayımın oğlu. Annemi ziyarete gelmişti. Annem evde olmayınca çayını içti, şimdi de evine gidiyor. Yani Nihat senin şeyin olmuyor değil mi? Neyim olmuyor? Allah! Ya kuzen! Çok affedersin, niye söylemiyorsun daha önce? Kuzencim, buyurun. Cep telefonunuz. Bu da kimliğiniz. Daha önceden söylesene canım. Yolunuza devam edebilirsiniz canım. Hatta istediğiniz zaman beni ziyaret edebilirsiniz. Bize gelecek misafirler için senden izin alacak halimiz yok herhalde Berk. Ayrıca bu yaptığın çok ayıp. Hadi Nihat'cığım, sonra görüşürüz. Kusura bakma Nihat. Görüşürüz Nihat.
Mümkünse beni bir daha rahatsız etme, olur mu? Oh be, erkek arkadaşı değilmiş, iyi mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.